Efendim, denizin kenarındayız. İstanbul'dan vapurda çay simit sohbetten herkese selam ve sevgiler. Cemal Kaptanımızla birlikte bugün denizin üstünde çay simit sohbet yapacağımız isim sevgili oyuncu Nazlı Tosunoğlu. Kendisini bekliyoruz efendim. İstanbul Boğazı'nda harika bir görüntü var. Bulutlar sanki böyle hani bir ressamın tuvalindeki gibi duruyor. Hoş geldiniz. Selamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kaptan, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. İstanbul Boğazı'na nazır. Hoppa. Sizi selamlıyoruz. Ben hoş geldiniz. Cemal Kaptan'la birlikte. Teşekkür ederim. Karşılama yapalım dedik. Efendim çok kıymetli bir isim sevgili Nazlı Tosunoğlu'yla. Merhaba. Onun da çok sevdiği denizin üstünde çay simit sohbet yapacağız inşallah. İnşallah. Hadi buyurun. Ay pardon çarptım. Hadi buyurun gidelim. Hadi buyurun diyoruz efendim. Hemen geçiyoruz vapurumuza. Le Vapur Magic'teyiz. İstanbul'un en güzel simgelerinden bir tanesi. Vapurlar gerçekten yaşayan simgeler. Evet. Ben Emin Kul'u çok beğenirim mesela. Bilmem gemilerden değil mi vapurlar? Emin Kul'u çok severim. Paşa Bahçe'yi severim. Onunla Barış Manço'yu çok severim. Zübeyde Hanım. Vapur seven bir insanla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Diyoruz. Kaptanım. Vapurda çay simit sohbet. Bira bismillah başlıyor. Kaptan. Sevgili seyirciler, vapurda çay simit sohbeti, denizin üstündeki sohbetimize Nazlı Tosunoğlu ile başlıyoruz. İnsanlar güldükçe mutlu olan, insanları güldürmek ona yarayan bir insan. Ay hoş geldiniz. Güzel, hoş bulduk. Hoş, çok güzel bir günde buluştuk. Boğazımız çok güzel, gemimiz çok güzel. Ne güzel, suyun üstünde oldukça her şey güzel. Kesinlikle. Şimdi Nazlı Tosunoğlu diye yazınca sizinle ilgili izleyicilerinizden bir tanesinin yorumu var. Geçtiğimiz günlerde Adalar Vapuru'nda gördüm, dayanamadı 1 liraya limon sıkacağını aldım. Ben de gördüm, evet. Evet. Alırım satıcılarda. Şimdi maske satıyorlar şimdi biliyor musunuz? Şimdi 50 tanesi 25 lira. Aldım. O kadar, 50 tanesi 25 lira. Ucuzdu yani. Çok güzel. İstanbul yaşayan bir şehir tabii haliyle. Çok. Bu anlamda sokağa çıkar çıkmaz bir aksiyon başlıyor. Tabii ki. Şu pandemiden ötürü tabii birazcık o aksiyonumuzu azalttık ama vapuru çok özlemişim. Denizi çok özlemişim. Denizin üstünde olmayı çok özlemişim. Gemiler suyun üstünde yüzmeli bence. Değil mi? Kesinlikle. İnsan bazen öyle zamanlar yaşıyor ki davet edilmediği bir yere de gitsem mi diye düşünüyor. Hiç öyle şeyler yaşar mısınız? Davet edilmediğiniz yere gider misiniz? Gitmiştiniz var mı? Aa yok öyle bir şey oldu. Öyle bir soru geldi ki bir an düşündüm yaptım mı ben bunu diye. Belki denize girmek hani olabilir hani davet edilmeden denize girmek. Çünkü benim işim gücüm denizdir. Çok güzel bir program denk geldi. Her türlü denize girerim. Çocukluğum Boğaz'da geçti. Boğaz suyunda ilk yüzmeyi öğrendim. O buz gibi sularda. Hani şimdi herkes Marmara'ya burun kıvırırken ay Bodrum'dan giriyoruz biz falan. Ben bunca yıl Musul'dan denize girdim. Hiç de bir şey olmadı bana. Ya şimdi izleyicilerimize yani... ben de yeri gelmişken söyleyeyim. Boğaz'da büyüdüm son ben. Son iki senedir İstanbul'da Anadolu yakasında Caddebostan sahil tarafında biz de denize giriyoruz. Ve haftanın 3-4 günü giriyoruz yani Allah'a çok şükür. Mis gibi. Denize olan yerde yaşayınca insan girmeyince zaten ne anlamı var diyor. Bir de Marmara'nın suyu bambaşkadır tadı. Tuzu ayarlıdır, gözünü yakmaz, tuzsuz da değildir, laciverttir. Kurban olurum ben Marmara'ya yani. Çok severim. Hayatım burada geçti yani. İnsan bu hayatı geçirirken her gün sabah uyandığında kafasında tabii bir sürü düşünce var. Bir şey için uyanıyor insan değil mi güne? Aslında onu bağlayan birçok şey var. Evet ben de öyle. Görev için kalkıyorum. Ne görevi? Ne bileyim ben işte kalkılacak, bahçe sulanacak, yemek pişirilecek. Set varsa sete gidilecek. Hani çok disiplinli bir okulda da okumadım ama çok görevciyimdir. Görevlerimi yapayım ondan sonra hayat benim olsun derim. Belki bana insan kendini zaman. Motive ediyor kafasına koyduğu şeyleri yapınca. Ha, görevle ben kalkarım yani. Onu hallettim, bunu da yaptım. Evet, evet. Aynı dediğiniz gibi. Biraz görev için kalkarım sonra kendime çalışırım. İşte kitap mı okunacak, sinemaya mı gidilecek, ne yapılacaksa. Şimdi Karadeniz
çocuğusunuz. Karadeniz'in kızıyım, evet. Karadeniz kızısınız. İstanbul'da da hani insanın uyanık olma hali var ya, bu her zaman geçerli olması gereken bir şey. Oo, tabii. Ama İstanbul gibi bir yerde birazcık daha mı uyanık olmak lazım? Nasıl tarif edersiniz? Yani İstanbul şoförüyüz biz. Hı-hı. Yani dünyanın her yerinde araba sürebiliriz. Çok doğru, doğru. İstanbul, uyanık olmalısın. İşte sağından mı giriyoruz, solundan mı giriyoruz, boşluk bırakmayacaksın. Işıkta hemen ya. İstanbullu kurnaz, uyanık, işini bilir olmak zorunda. Yoksa yaşam çok zor olur, doğru, İstanbul'da. Doğru. Bu çok sevdiğimiz şehirde. Ya o kaos belki de İstanbul'u böyle cazip kılan. Hiçbir şeyin öngörülemez oluşu İstanbul'da. Hı-hı. İşte bir saate oradayım dediğinde 2,5 saate patlayabilir. Doğru, kesinlikle. Falan. Hani, doğru, gerçekten öyle. İşte lodos çıkar, vapur iptal olur. Yaşayan hareketli bir şey. O öngörülemezliğin, o sürprizin getirdiği belki de bizi cazip kılan, dışarıdaki insana cazip kılan. Pandemi sürecinde o sokağa çıkma yasaklarında işte bakkala pide almaya giderken, markete giderken şehrin o boş, sakin halini gördükçe insan üzülüyordu da. Yani evet. İstanbul'u güzel yapan şey kalabalık. Kesinlikle. O yani bir hatırlıyorum, ben ilk bir Bahariye'ye gittim. Bir şey için, ne için unuttum. Çok üzüldüm. Yani o filmlerde gördüğümüz, distopik filmlerde gördüğümüz şeyler gibiydi. Sokaklar gibiydi. Kepenkler kapalı. Balıkçılar bağırıp çağırmıyor. Ya hem çok şey öğretti bize, hem acıklı da olmadı mı biraz? Biraz evet. Şehir için. Şimdi herkes ekmek yapıyor yani. Ekşim ayalı ekmek, çok gülüyordum yani. Biz Karadeniz kızıyız. Ekmeğimizi zaten yapıyorduk. Yoğurdumuzu zaten mayalıyorduk. Turşumuzu kuruyorduk. Benim için değişen bir şey olmadı çok. Ben de hatta şey dedi, Engin söyledi günaydın. Ya ben zaten karantinadaymışım. Evet yani ben de evde çok severek bir hayat geçiririm. Evimi çok severim. Dediğim gibi ekmek yapmaydı, yoğurt yapmaydı bizde zaten vardı. Var. Çok doğru. Gülerkenki haliniz çok güzel. Gülüyor olmak aslında karşı tarafa da çok güzel bir enerji veriyor. Ama insanın kendi içinde yaşadığı uç duygular var. Bazen hüznü, bazen mutluluğu. Siz hangi tarafı daha uçta yaşarsınız? Herhalde daha çok kahkaha atmayı. Ya öyle bir soru sordunuz ki, hüzün geldiği zaman da içinden çıkması zor. Yani öyle bakarım denize bazen, eyvah yani ya bu güzellikler yok olur. Endişeli halim çok vardır yani, endişelenirim. Ya bu güzellikler yok olursa, ya onlara bir el değerse, çok kıymetli çünkü. O zaman da çok efkarlanırım, hüzünlenirim. O tarafım çok yoğun. Hep böyle bir endişelenirim. Keşke endişelenmesem. Hep bir şey olacak gibi gelir böyle. Bu güzelliklere bir şey olacak. Duygusu da insanı üzen bir şey. Çok. Kalın kalın gelir o hüzün böyle. Tabaka tabaka gelir. Öyle. İşte insanoğlu. İnsanoğlu. Her kıyamıyorum. Vatanımın hiçbir şeyine kıyamıyorum. Yani bu ağaçlara, bu denizlere. Ben okur üflerim onları arada. Ne güzel. Öyle mesela seyahate çıkılır ya hani, aha, işte diyelim Ayvalık'a gidiyoruz, bir ormanlık alan. Derler ki ne yapıyorsun? Ya okuyorum ben onu. Bir şey olmasın, yanmasın, kimse yani, kesmesin. Ne bileyim ben, öyle işte. Allah dualarınızı Ömer'cim kabul etsin. Amin. Tatilin iyisi, seyahat dediniz de tatilin iyisi nasıl olur sizce? Su, herhalde su kenarında olur en güzeli. Bir deniz olmazsa olmaza geldik. Dere yine olur bak. Dere olur. Dere olur, göl olur. Bir su olsun. Bir şey olur. Yani siz nerelisiniz? Eskişehirliyim ben. Çok seviyorum Eskişehir'i ben. Eksik olmayın. Çok gittik. Odun pazarındaki. Odun pazarın. Evet. Oraya gittik. Çok güzeldi. Çok beğendim. İki de oyun oynadık Eskişehir'de. Çok şık bir şehir. Siz de gurur duyun Eskişehir'le. Duyuyorsunuzdur yani. Duyuyoruz. Ben şey diyeyim size. Buyurun, benim ilk yuvamda TRT. Sizin ilk yuvanız da TRT aslında. TRT 2. Biliyor. Bravo. Yeşil enerji. Evet. Bravo. 30 yılı aşkın bir süreç oluyor aslında. Yani Ortaköy'deki stüdyoda. Oralara girmiyor olsun. Fazlası var. Siz aslında ara kuşak dediğimiz kuşaksınız. O zamanlar internetin olmadığı dönemde senaryoları beklemek, onların gelme süreçleri falan. Ya sen ne diyorsun? İkinci baharda bak. Mesela evde otururduk, senaryo gelsin diye beklerdik ikinci baharı çekerken. Öyle mail falan. Kapı çalar, açarsın. Prodüksiyon arabası gelmiştir. Buyurun Nazlı Hanım, senaryoyu verir, alırsın falan. Mesela buraya gelirken arabalı vapurla geldik hep birlikte arkadaşlarla. Ben şeyi söyledim,
ikinci baharı çekerken Samatya'da çekerdik. Arabalı vapurla gelirdim ben şuraya. Aynı diğer... arabalı vapurlar. Aynı yani arabalı vapurla geldi. Yıllar geçse de vapurlar aynı, evet, gerçekten. Aynısı. O yani dönem Yavuz Turgul döneminde senaryonun notları alması falan, o değil mi? Evet, hani... üstünü böyle kırmızıyla çizer. Komple yeniden yazar yana beyaz sayfaya. Bunları diyeceksiniz filan. Şimdi Yavuz ikinci Turgul bahar dönemi, tabii okur. Değil mi? Kesinlikle. İkinci bahar dönemini yaşayan izleyiciler bilirler. O dönem aslında hani bir projenin güzelliği aslında orada oynayan oyuncunun ününden ziyade aslında o projenin insanları orada okey oyuncuları ünlü yapması aslında. Yani değil tabii mi? Ve yazılan şeyin yazılan çok kıymetli şeyin, olması. Evet. Hikaye güçlü olmazsa istediğini koy. Mel Gibson'ı koy. Yani hikaye güçlü olacak. Çok güçlü bir hikayesi vardı. İnsanlara geçti. Tabii de güçlü aktörler vardı. Evet. Türkan, Şoray, Şener, Şen. Ya, öyle nereden nereye? Şimdi mail geliyor telefonuna. Öyle bakıyorsun senaryoya. Mekanlarım, kaç mekanım var falan. O kadar böyle hani sinema dediğimiz, televizyon dediğimiz şeyin kamera arkasındaki emeği çok gerçekten. Yani ışığı yapmak, kamerayı... doğru açıyı bulmak. Ama siz zannediyorum ki istiyorsunuz ki arka sokaklardaki gibi olması güzel. Yani, he, yani tempolu akması. Aa, değil çünkü mi? İş, zaten o iş adı üstünde. Sokaklar. Hep sokakta geçiyor. Hep koşturma, hep suçluları yakalama. Üçüncü sayfa haberlerinden yola çıkıyoruz zaten. Hep aksiyonun içindeyiz. Benim sahnelerim genelde daha çok ev sahneleri ama beni de çok böyle biraz hergele bir yani tip yarattıkları için benim üzerimde hep böyle hani işin kurnazlığında işte şey Hüsnü'nün arabasını kaçırıp korsana çıkmak falan filan gibi bir tür benim de maceralarım oluyor sokaklarda. Hep evde değilim yani. Sizin gözünüzden polislerin dünyasına ne dersiniz? Bu süreçte aslında pandemi sürecinde hani polis memurlarının da o süreçteki emekleri çoktu. Sağlık çalışanları kadar. Ne yapsın kadar. Polis garibim? Herkesin başına bir polis mi koysunlar? Maskeni tak, mesafeni koru, onu yap, bunu yap. Hakikaten polisin de işi zor. Onların kıyafetlerini gördükçe benim de canım çekiyor. Bir yelekleri var şimdi. İki senedir şurada da al bayrakları var filan. Ya diyorum ben de giysem bir gün şunu filan. Çok çekiciler yani. Kendi kendinize böyle kaldığınızda konuşma halleriniz olur mu? Bak ne oluyor? Nasıl oluyor? Ömer Bey bak Ömer diyeyim daha doğrusu. Tamam. Şöyle oluyor. Şimdi tatminsiz oyuncu denen bir tip var yani. Tatminsiz işte, oyuncu. Yani yaptık ettik çektik eve gidiyoruz arabadayız. Hayır öyle yapmasaydım da bunu bir yapmadım. Kendi kendime konuşayım. Sonra trafik şey tabii tıkalı. Şöyle bir bakıyorum adam bana bakıyor oradan. Ne yapıyor bu kadın? Ay Allah yakalandık. Meğer Özgür de benim gibiymiş Özgür Ozan. Onunla dertleştik. Mesela ben onu çok kendinden emin bir oyuncu zannederdim. Hani zaten emin olsun. Hani çok iyi bir aktör. İyi ki de onunla çalışıyorum ama o da benim gibiymiş. Yapıp de bunu da öyle mi yapsaydım? İşte şey hani işi sevmek, şu kabloları sevmek, ışık ayaklarını sevmek, seti sevmek. O da benim gibiymiş meğer. Arabaya binermiş. Ay Allah. Burayı öyle mi oynuyor? Hani bunu... Şunu öyle yapaydım ya filan. Yani hiçbir zaman emin olamıyoruz kendimizden. Dün işte arkadaşlarla sohbet ederken pazarlama sektöründe yani çalıştığı firmanın pazarlama departmanında çalışan bir arkadaşım vardı. Ya dedi özel sektör şimdi ne olacağı belli değil. Pazarlamacı ama dedi her şeyi satar dedi yani. Hani pazarlamacının seçme şansı yok dedi. Onu da satabilir, bunu da satabilir dedi satışçının. Oyuncu için de öyle herhalde değil mi? Yani şu rolü yapmam, şunu yaparım durumu hiç olmadı sizin için. Olmadı ama zaten bir oyuncunun da hani yapabileceği şeyler hani bellidir. Gerçi ben bu konuda biraz şanslı oyunculardanım galiba. Çok hani hep bir rol vardır, hep onu oynatırlar. Biraz öyle denk gelmedi bana. Şimdi diyeceksiniz ki belki 11 yıldır arka sokaklarda sınav. Ama ben arada yazın tabii. Sinema filmi çekiyorum. Şanslı bir oyuncuyum. Sinema filmlerinde de böyle değişik renkli roller hep geldi. Şans. Belki benim şansım, onu bilemiyorum. Tiyatro oldu, arka sokaklar oldu. Yani hep aynı rolü oynamadım çok şükür. Yani çok şükür. Bu da bir şans. Değil mi? Bir oyuncunun en büyük dileklerinden bir tanesi herhalde. Bir de şey derler ya, hani ay 11 yıldır arka sokaklardasınız, hiç sıkılmadınız mı? Sıkılmadım, her hafta başka senaryo oynuyorum çünkü. Esas tiyatro bu anlamda. Daha zor. Çünkü her gün... Her dakika aynı anda aynı şeyi yapıyorsunuz.
fabrika bandı gibi. Tamam, seyirci değişiyor ama oyunun omurgası şeyi aynı. Aynı ışığın altına gelip aynı lafı edip aynı cevabı alıp, halbuki tam tersine dizi daha hareketli, daha her hafta başka senaryo geliyor. Başka bir mekana gidiyorsunuz. O daha farklı. İnsanı yenileyen bir şey oluyor. En son ne zaman gitar çalmıştın Nazlı Tosunoğlu? O 14 yıl olmuştur. İnsan böyle hani bir şey başlayıp bir enstrüman çalıp bu kadar uzun bırakabiliyor demek ki. Bırakmak değil. Şöyle çeşitli kulüplerde gitar çalıp söylerdim. O zamanlar böyle kız başına gitar çalıp şarkı söyleyen çok azdık. Çok azdık. Sonra çok güzel oldu. Çoğaldı işte Şebnem Ferahlar, rock grupları falan. Çok güzel ekipler oldu falan ama o zamanlar hani 90'ları, 80'lerin ortalarında pek yoktu. İşte country'ler, işte çeşitli işte nevi Gündoğ Erken falan çok sevdiğim, yani güzel bir repertuarımız vardı. Ama çok uzun yıllar çalışınca, gençlikte gitti de sonra sonra yoruldum. Setle birlikte de zor yürüdü. Bir yandan da gündüz settesin, akşam gece kulübündesin, gitar çalıyorsun, şarkı söylüyorsun. Yorucu olmaya başladı. O yüzden o işi bıraktım ama yani evde tabii ki çalıp söylerim kendi kendime. Severim yani. Efendim, Vapurda Çay Simit sohbete sevgili Nazlı Tosunoğlu ile devam ediyoruz. Çayı seven bir isim, afiyetler olsun. Tabii Karadeniz kızı olunca çaysız olmaz. Olmaz. Şimdi meslek hayatınız içerisinde kazandığınız paranın yüzde kaçlık bölümünü kendinizi geliştirmek için harcadınız sorusuna nasıl cevap verirsiniz? Yani çok insan kendisi... Şey bir soru, köşeye sıkı. Ben çok kitap okurum. Meraklıyımdır. Seyahate çok meraklıyımdır. Seyahat etmeyi çok severim. Yunanistan falan o tarafları seviyorsunuz. Yunanistan'ı çok severim. Ondan sonra orası bana hep iyi gelmiştir. Küba'ya gittim mesela. Kendime yaptığım en güzel şey hayatta Küba'ya gitmek oldu. Bundan 5 sene önce falandı. Hani kazandığın nedir yani? Hani 10 tane ev aldım. Öbür eve de ayağımı mı uzatacağım? Yani birinde oturacağım. 4 tane arabam var. Bir tanesini kullanabilirim. Aynı anda 4 araba. Hani bir tane arabam var, gidiyorsun. Bir tane de evim var. Yeter adama yani. Yeter, doğru. Hani çok çok bir de yazlık alırsın da işte denizine girersin filan. Ama seyahat... İnsanın kendisini besleyen bir şey. En çok sevdiğim şey seyahat. Tabii bu pandemi bize seyahati biraz kısıtladı ama... Bir genci yetiştirmeye başlasanız bugün ilk neyle başlarsınız? Yani ilk neyle başlamalı aslında? Yani bir genci yetiştirirken. Fikirlerini özgürce ifade edebilmesi herhalde. Bunu sağlamak mı lazım? Herhalde ilk fikirlerini özgürce ifade edebilmesidir herhalde aklıma gelen. Ülke sevgisidir, ata sevgisidir. Yani herhalde bir gence verilebilecek en güzel şeyler ve... Dediğim gibi fikirlerini, mesleğini özgürce seçebilmesi, kendi arzu ettiği meslekte. Tabii sizin de hani onun yeteneklerini keşfedip iyi yönlendirilirse de tadından yenmez yani. Doğru. İnsanın gençlik dönemlerinde izlediği filmlerin yeri ayrı oluyor. Çünkü hani o zamanlar ilham oluyor. Başka bir dünya göstermiş oluyor. Sizin için de var mıdır öyle hayatınıza ışık tutmuş filmler? Hani güzeldinin dışında. Vallahi. Oradaki oyuncular, karakterler. Benim hep olmuştur sizinle mesela. Sizinle mesela merak ettim. Mesela çocukluk döneminde... Çocukluk mu, gençlik mi? Hani Karate Kid diye bir film vardı. Orada Miyagi-san vardı mesela. Orada karate öğreten hoca. İşte çiçekleri, ağaç sevgisi olan. Onun öğrencisiyle olan ilişkisi mesela benim için çok rol model olacak bir şeydi. Çünkü karate öğrenmek isteyen bir kişi var. Dayak yiyor. Yaşlı bir adam onu kurtarıyor. O çocuk da diyor ki bana da karate öğretir misin? İşte ısrarlar. En sonunda tamam öğreteceğim diyor, geliyor. Şuradaki boyaları görüyor musun diyor. Şurada çitler var, çitleri diyor boyar mısın? Ben karate öğrenmeye geldim, çitleri niye boyayayım diyor. Yunus Emre ile şey yani, nikahı, Taktuk yani, Emre nikahı. Evet yani bir cilala parlatı vardı mesela. Evet. Arabaları cilalatıp parlatırken ki öğrendiği hareketleri sonra karate yaparken kullanıyordu. Yani bir de o sabrı öğrenmeye o önce. Yani o bana yok, ben öyle bir şey hatırlayamadım açık söyleyeyim. Küçükken annem beni Mavi Kuş diye bir tiyatroya götürmüştü, tiyatro oyunu. Mesela o beni çok çarpıcı gelmişti bana. Beni çok cezbetmişti işte o zaman tiyatro. Ne kadar değişik. Bir yerin üstüne çıkıyorlar, bir şeyler yapıyorlar filan. Sinema değil ama tiyatro.
Hayattan çok etkilenmiştim çocukken. İnsan o yaşlarda sevdiği şeyi bulmaya başlıyor aslında. Evet. Götürmeseler belki bilmeyecektim ben ne istediğimi. Hani bak gördün mü? Doğru. Hayatın akışını değiştiriyor tamamen. Evet. Eleştiri, eleştirmek, bu eleştirinin kelime anlamını hep konuşuyoruz. Gerekli olan bir şey ama geçen gün yine arkadaş sohbetindeyken yani bir şeyler yapmış insanları çok eleştirdiklerini fark ettim yani. İşte biri film çekmiş, onun filmini eleştiriyorlar. Evet. Bayağı böyle hararetli bir şekilde. Hı. Ben de düşündüm ki sen aslında de yap. Yapanı eleştirmekten ziyade aslında hayatta potansiyeli olup bir şey yapmayanları eleştirmek daha doğru değil mi diye düşündüm. Çünkü o yapmış zaten, onu eleştirebilirsin. Ama asıl eleştirilecek olan şey bence potansiyeli olup da gerçekten onun değerini vermeyenler gibi geliyor. Kesinlikle bana. Bir de akıl veren çok olur. Hani hayvana bir şey verirsin, işte su verirsin. Ama çocuklar da... tamam sen de çocukla... Yani benim çocuklara yardım etmediğimi nereden biliyorsun? Bir de hani ikisi birlikte olmuyor mu? Hani hem hayvanlara hem çocuklara hem herkese iyi davranın beraber olamaz mı? İlla birinden birini mi tercih? Onun gibi yani. Sen de yap, o filmi beğenmedin. Sen çek, seyredelim. Yani, sen çek, seyredelim. Sen de çek, biz bakalım yani. Evet. Evet, potansiyel, potansiyeli kullanmak lazım. Evet, kesinlikle. Dediğin gibi. Çocuğu da iyi yönlendirirsen, matematiğe mi şeyi var, sahneye mi var? Belki herkes çünkü şimdi oyuncu olmak istiyor. Kimse noter olmak istemiyor. Kimse matematikçi olmak istemiyor. Herkes oyuncu kameranın önünde. Kamerayı kim kullanacak? Sesi kim yapacak? Alacak değil mi? Prodüktör kim? Yazar yok. Yazar yetişmiyor. Nasıl olacak bunlar? Herkes oyuncu olursa. Fikir dediğimiz şey nedir sizce? Fikir yani hep deriz ki herkes fikrim var ya. Gerçekten fikir nedir sizin için? Bak o fikir aslında tamamen şey bana kalırsa tamamen... Yoktan var olmuyor. Bir şeyden etkileniyorsun da onu. Haydi bakalım fikir üretelim olmuyorsun. Birisi bir şey yapmış oluyor. Oradan yola çıkıyorsun. Rollerde de öyleyiz. Belki de hiç alakasız bir şeyden bir ilham gelip ha, bir şey geliyor. Birisi bir hareket yapıyor. Oradan sana bir... Ha diyorsun ben bunu... Bu yok. Fikir dediğimiz şey boşluktan hop yukarıdan inmiyor ki. Gene bir yerden yola çıkıyorsun. Ama bütün bunlar için bilgi, okuma, görme, gözlemleme... Etrafına iyi bakma, meraklı olma. Mesela ben demin kaptana sordum, o yeni bir gemiler var. Çok saçma geliyor bana onların şekli. Boğaza hiç uygun gibi gelmiyor bana kaptan dedim. Ne diyorsun? Çok haklısınız dedi. Çok meraklıyımdır çünkü gemilere. İsimlerini okurum, tek tek bilirim. O işte hangi gemidir? İşte Zübeyde Hanım gemisi, Barış Manço gemisi. Onun burnu böyle midir? Merakla her şey. Merak edeceksin önce. Doğru, sonra fikir gelişir. Merak edeceksin. Önce merak, sonra fikir gelişir diyor. Evet, Nazlı Tosun. Meraksız insan olur mu yani? Oluyor ama bazen. Değil mi? Ben meraklıyımdır. Rüzgarlara meraklıyımdır. Poyraz mı esti, Lodos mu esti, Yıldız Karayel mi geldi? Çok güzel. Hepsine meraklıyımdır. Peki bir şeye karar verirken nasıl bir yönteminiz vardır? Genellikle hani bu soruyu anlatmak adına şöyle söyleyeyim size. Hani genellikle ben o konuyla ilgili seçenekleri çıkartmayı tercih ederim. Yani kafamda mesela bir şeye karar verirken o mu bu mu demek her zaman aslında... Ne daha... zor seçeneklilik değil mi aslında? Seçeneksizlik daha kolay değil mi? Ama alternatiflerin olması da iyi değil mi? Ben işte o konuda şeyim, bilmem çok tuhaf geliyor bana işte bir büyük alışveriş merkezi, konserve, balık tamam. Mesela. O da var, o da var, o da var, o da var, o da var. Halbuki bir köy yerinde. Bir tane. İşte gittin Ayvalık'ın bir köyüne, bir bakkal var. Ver oradan kızlı sardalya hani. Olay çözüldü. Ne kadar rahat ve kolay. Doğru, doğru. Seçenek olması insanı aslında sıkıştıran köşeye. İnsanı perişan kılan şey seçenek bence. İnsanı perişan, perişan kılan şey ya. O seçenek. O da olabilir. Onu mu? Bunu mu alsaydım? Kırmızıyı mı alsaydım? Maviyi mi alsaydım? Gitti. Kalbine sor. Doğru. Valla bana öyle daha seçeneksizlik daha iyi geliyor. Hatta geçen şey Serdar Kuzuloğlu'nun programı var. Pandemide başladı. Zihnimin Kıvrımları. Onu seyrediyordum. O da aynı şeyi söyledi. Aynıyız. Gitmiş köy yerinde lokantada ne var? Bulgur pilavı, barbunya. Getir yiyelim. Yok o da mı var? Patlıcan mı yeseydik filan? Bulgur pilavı, barbunya. Getir oğlum yiyelim bitsin. Doğru. Kısa çözüm, o net çözüm. O sadeliğin peşindeyim ben. Tabii. Tabii. Şey sizin hani herkesin kendi fikri. Ben daha seçeneksizlikten yanayım. Kaçıncı çay efendim?
Üçüncü çay efendim. Afiyet bal şeker olsun derler ya. Mersi. Yaş ilerledikçe, insan olgunlaştıkça hayatta aslında enerjisini verdiği ilgiyi, değeri gözlemliyor. Yani aileme yeteri kadar ilgi gösteriyor muyum? Arkadaşlarıma gösteriyor muyum? Sevdiğim insana gösteriyor muyum? Bunun eşit olması herhalde insanı totalde mutlu eden bir şey. Bir tarafa çok ilgi gösterip bir tarafı ilgisiz bırakma durumları, değil mi? Denge yolu, denge. Denge. Balans çok önemli hayatta. Nasıl arabayı, hani o debriyajı, gazı kaçırdın mı stop ettirirsin. Onun gibi yani denge çok önemli. Kötü olduğunuz zamanlarda hani işe gitmek, sete gitmek dediniz ya. Hani gitmeniz gereken bir yer var ama kötüsünüz. Hani kaçar mısınız? Ya da aslında şu an modum düşük, biraz ruhani olarak kendimi iyi hissetmiyorum dönemlerinde toplum, hani birazcık o kalabalıktan uzak kalmak da iyi gelebilir. Tabii yoksa canım. Tam tersi mi olur mesela? Aslında kötüyüm ben, gitsem iyi mi gelir? Aslında bir şey söyleyeyim. Ben böyle tadım yoksa sete gittim mi toparlarım. Çünkü oradaki enerji değişiktir. Hani arkadaşlar o bir şeyden çay ver oradan, bir onun seslenir, bir yansıyı bağlı. O bir anda senin havanı değiştirebilir. Değiştirir yani. Bana iyi gelir sete. Ben set severim. Bana iyi gelir. Yani. Ne güzel. Boğaza nazır sohbetimize devam ediyoruz. Ne İstanbul'un güzellikleri ne içerisinden size yayın yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili Nazlı Tosunoğlu, acaba hayatının bu döneminde artık bizden geçti dediği şeyler var mı? Hani benden geçti artık, bizden geçti dediğiniz şeyler var mıdır? Nelerdir bunlar? Nelerdir bunlar? Ne bileyim, ben çok dans ederdim ben. Şimdi evet. Sen sorunca şey yaptım, çok dans ederdim yani, çok yüksek sesle müzik. Ama horon falan yok mu şimdi? Horon da var. Hani... Bildiğimiz anlamda çok dans etmeyi çok severim yani. Ne güzel. Şimdi düşünüyorum, dans etmeyeli çok olmuş yani, yüksek sesle müzikle falan. Şimdi yavrum azıcık kısın şunu. Sessiz dinleyemiyor musun? Anneme benziyor. Evladım şunu kısık dinleyin falan. Biraz oradayım. Ya da koşuyorum mesela, koşuyorum duvarın üstüne atıp dizim acıyor diyorum falan. Hani o duvardan. Çünkü bir şey söyleyeyim mi Ömer? Ruh sarkmıyor. Ruh katiyen sarkmıyor. Her şey yapabileceğini düşünüyorsun. Beden ama. Tabii. Beden engel oluyor işte. Beden engel. Ruhun sarkmıyor yani. Atlarsın, zıplarsın, ağaca çıkarsın falan. Sağ Salim filminde sağ olsunlar, çok tatlı bir rol bana denk gelmişti. İşte böyle ağaçlardan atlıyorum ninja gibi falan. Çelik teller geldi, vertigo uzmanları geldi. Kilomu soruyorlar. İşte belimden ağaçtan böyle diye aşağıya orakla iniyorum. Ay canım, iyi ki yapmışım. Şimdi çok zor onu yapmak benim için. Hani 5 sene olmuştur herhalde, 5-6 sene çekeli. İyi ki yapmışım diyorum, sevgili Ersoy Güler çağırmış. Sağ Salim'i çekmişiz yani. İyi ki yapmışsın. Öyle bayağı koca ağaçtan atladım ya. O şeyle, çelik telle falan. İyi ki de yapmışım. Bir insanın hayatını yapmayacağı şeyleri oyunculukla yapıyor olmasının güzelliği. Bizim öyle bir şansımız var işte. Evet. Normal zamanda yapamayacağın, adamın suratına tükürebilir misin işte? Tabii canım. Diye tükürüyordu falan yani. Arkadaşım da Allah'tan iğrenmedi. Allah yani. Pandemi de yokmuş. Bak aynen. Şimdi onu da yapamayız dedin, aklıma geldi. İnsan ne için acele etmeli? Ne için acele etmesi gerekir? Yani hayatın rutini içerisinde bazen acele etmemiz gereken şeyler var ya. Neleri çağrıştırdı bu sorum? Herhalde sevgiye acele etmeli. Ne bileyim, kaçırmamalı sevgiyi. Sevecek birini bulursa kaçırmamalı. Sen ne düşünürdün? Güzel bir cevap. Yani hani sevgiyi bulmak için acele etmeli mi? Yani elini çabuk tutmalı insan sonuçta. Tabii yalnızlık kaçıyor yani. Mahsus da kaçıyor. Var hayat yani. Kaçıyor yani. Hayat kaçıyor. Bir de nereden başlarsan hani yola başladığın yerden devam ediyorsun ya, o da güzel. Yani ne kadar erken başlamak, o sevdiğin insanla kadar arkadaşlığına geçmek. Ha, daha uzun yaşamak onunla. Hani... Anılar biriktirmek. İşin en güzel tarafı evet. O galiba. Şimdi kader arkadaşlığı. Geçen gün bir kahvaltı yapıyorum. Kahvaltı yaptığım yerde çok sevdiğim Osman abiyle birlikteyiz. Dedim nasılsınız, var mı tatil planı falan? Hani bu süreç geçti, köye falan gidebiliyor musunuz? Ya hanım hasta dedi. O nedenden... Gidemeyeceğiz dedi. Tabii mutsuz söylemedi bunu. Yani eşine üzülüyor. Hı hı. Yani bir yere gidememenin derdi ya, çok önemli değil. İşte kader arkadaşlığı bu herhalde. Yani bir yalnız olsa istediği gibi istediği yere gidebilir. Ama bazen bu o kadar değerli bir hal oluyor ki onunla birlikte kalmak. Evet, bence sevgiyi yakalamışken acele etmek lazım. Yani hemen gel bakayım yanıma. Değil mi? Gel yamacıma. Demek de lazım. Ortaokul, lise dönemlerinde yurtta kaldınız mı hiç? Yatılı kaldınız mı? Kalmış mıydınız? İlkokulu Bebek Tevfik Fikret İlkokulu'nda okudum. Doğma büyüme bebekliyim ben.
dediğim gibi Boğaz, onun için Boğaz benim için çok kıymetli, ilk yüzdüğüm yer. Babanızın size attığı yer? Babamın beni attığı yer de Boğaz. Denize atıyordu. Denize atıp yüzdediği yer Boğaz. Ortaokul, liseyi de Esenişte okudum. Son bir yılımı yatılı okudum. Öyle icap etti çünkü. Yani çocuklara bakıyoruz aslında. Parkta oynuyorlar. Kadın, erkek ya da kız çocuk, erkek çocuk diye ayırmıyor. Yani bir arkadaş olarak bakıyor. Yaş ilerledikçe kendi erkek arkadaşlarımdan yaptığım bir çıkarım. Çoğunun kız arkadaşı yok. Yani arkadaşı yok. Sevdiği olarak söylemiyor. Anladım. Mesela ne tuhaf. Ben onun için baktım size böyle. Benim çok vardır ilkokuldan itibaren. Hala görüştüğüm. Çok canım ciğerim. Çünkü insanın kendi cinsi dışında da aslında hani bir kadınla oturup tabii konuşması, canım, hayata o pencereden canım, bakması. Canım ciğerim ilkokuldan itibaren arkadaşlarım vardır. Çok yakınlarım vardır. Hem kız hem erkek. Biz kız erkek zaten çok saçma bir şey yani. Ayırt etmek kızdan da olur, erkekten de olur. Çok erkek arkadaşım vardır, can arkadaşım. Sevdiğim. Evet. Bu hayatta bazen işte oraya gideceğim ben gittim sakın sen gitme. İşte burası çok güzel kesin git. Başkalarının deneyimleri sizi çok etkiler mi mesela? Ben genellikle kendim bir göreyim, yaşayayım da karar vereyim. Ben etkilenirim ya. Biri bir şey desin. Ay o film çok, gitmeyeyim. Hemen etkilenirim ben ya da bir şey ısmarlarsın işte lokantada. O çok, peki. Halbuki belki çok güzel. Ben çok çabuk etkilenirim. Her şeyden. Hı hı. Efendim hızlı bir şekilde soru cevaplarımıza devam ediyoruz. Sorumluluk vermeden birinin geliştirmek, birinin gelişimini görmek, insanın kendi adına da kendi gelişimini görmek mümkün mü? Sorumluluk almadan. Olmaz tabii canım. Sorumluluk almadan olur mu? Bir şeyin bedeli, yani bir şey yapıyorsun ve onun bir bedeli var. Yani yanlış yaparsan bunun bir bedeli var. Tabii ki gelişmez insan. Değil mi? Ondan yani o neticeden çekinmesi, korkması ve onunla yüzleşiyor olması. Dolayısıyla sorumluluk almayayım, en iyisi benden gitsin bu. Ne kadar hani çekinik, ne kadar şey bir hayata pencereden bakmak gibi. Yani hayatın hiç sokakta olmamak gibi, camdan hayatı seyretmek gibi. Mesuliyet almazsan hiçbir şey olamazsın hayatta yani. Mesuliyet demişken düşün bak meslekleri. Yani oyuncular kötü oynadı ne olur? Alt tarafı aman ne kötü oynamışsın dedi, bitti, alkışlamadı seni. Pilot olursan, ya doktor olursan, kaptan olursan karaya oturdun. Ne tuhaf değil mi? Yani mesleklerin de sorumluluk oranları. Sen aman kötü oynadın. Kimsenin hayatına mal olmazsın. Olmuyorsun, değil mi? Cerrahlar demişken estetiğe nasıl bakıyorsunuz? Vallahi herkes ne istiyorsa. Yapsın diyenler de. Yani nasıl istiyorsa öyle olsun. Hani kendini nasıl güzel görüyorsa, mutluysa yapsın yani. Çok şükür bende henüz bir şeyler yok ama olmayacağı anlamına da gelmez. Gelmez buna. Tabii hiç karşı değilim yani. Doğru, oraya girdiniz mi zaten çıkamaz. Evet boş ver. Hani hakikaten insan mutluysa yapsın gitsin yani. Şimdi biz çamaşır makinesi var. Elde çamaşır yıkıyor muyuz? Böyle bir teknoloji geliştiyse kullanabiliriz. Şey çakmadan, çok da abartmadan. Bu arada tabii sohbetimiz çok keyifliydi. Manzaranın da tadını çıkartabiliriz. Evet, çok teşekkür ederim. Keşke mayomu giyseydim, şu suya atlardım. Rengin yani güzelliğine bak. Bugün bir başka renk. Değil mi? Yeşili de var içinde. Gökyüzünün rengi hep etkiliyor tabii denizi ama evet, güzel uyum içinde. Mutlu oluşu falan. Bugün çok güzel bir hava var, evet. İnsanları güldürmeyi seven, enerjisini başka insanlara da iyi gelsin diye harcayan bir insansınız. Harcamak. Enteresan bir kelime kullandınız. Harcamak. İnsan harcıyor. Yani tükenmez gibi geliyor ama insanın da enerjisi bazen bitebilir ama işte o siz o iyi niyetle. Sağ yok evet. Zaten hani insanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Bizi güldürüyorsunuz. Daha ne yapabilirsiniz ki? Yani en güzel şeyi yapıyorsunuz diyorlar. Çok çok güzel bir karşılık bu. Hani bizi güldürüyorsun. Allah da seni güldürsün. Güzel bir karşılık bu. Evet. Bunun için dünyaya gelmek güzel olsa gerek diyoruz. Ay çok, çok teşekkür ederim size. Biz teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Çayımızla, simidimizle sizi misafir etmek istedik. Son sözler sizin. Şimdi öyle dedin heyecanlanırım. Söz söyleyemem. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gün oldu. Biz herkese için sağlıklı günler diliyorum. Vapurlu, çaylı, simitli. Allah denizimizden ayırmasın. Amin. Çok teşekkür ediyorum beni de çağırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun inşallah. Çok sağ ol Ömerciğim, çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Gerçekten kaptan şapkasıyla size askımızla çay getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun efendim.
Böyle genelde bu demli demli. Gelince aklıma benim kapalı çarşı geliyor genelde. Ha, yani kapalı çarşı esnaf böyle esnaf. Herkese çay getiren. Dökmüyorsun da iyisin. Dökmüyorum. Alıştım i̇yisin, yılların tecrübesi var. 10 yıldır çay getiriyorum yani az değil. Oh çayın da güzelmiş yani. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Şapka gitti. En sevdiğim yerdeyim. Vapurda, denizin üstünde. En sevdiğim şeyleri yedim. Çay, simit, peynir. Teşekkürler.